5 Dakika Adalet'ten herkese merhaba. Türkiye, Nevin Yıldırım'ın ismini Isparta'ya Alvaç'a bağlı bir köyde işlediği cinayetten sonra duydu. Yıldırım, öldürdüğü kişinin başını bir çuvala koyup getirip köy kahvesinin önüne atmıştı. Bir anda bütün kamuoyu Nevin Yıldırım'ın neden bu cinayeti işlediğiyle ilgilenmeye başladı. Bir kadın cinayeti işlendiğinde erkeklerin mahkemede yaptığı namusum için öldürdüğüm savunması her zaman işe yarıyor. Söz konusu sanık ya indirim alıyor ya çok küçük bir cezaya mahkum ediliyor ya da cezaevinden hemen salıveriliyor. Ve cezaevindeki yaşansa gayet konforlu geçiyor. Nevin Yıldırım için hayat böyle işlemedi. Neredeyse bütün köy Yıldırım'ın öldürdüğü kişiyle bir ilişkisi olduğunu, 2 yıldır bunu bütün köyün bildiğini, hatta bu kişiden bir çocuk doğurduğunu söyledi. Yıldırım ise ısrarla tecavüze uğradığını, 2 yıldır kimseye bunu anlatamadığını, sürekli baskı altında kaldığını, tecavüz eden kişinin aynı zamanda sürekli kendisini dövdüğünü anlatmaya çalıştı. Duruşmalarda neden çocuğu doğurduğunu anlatırken hastaneye gittiğimde kürtaj için kocamın imzasını istediler. Çocuk kocamdandı desem zaten hiç sorun yaşamayacaktım. Ama ben tecavüzü kabullenmedim dedi. Mahkemeye dinletemedi. Öldürdüğü kişinin ailesinin avukatı Yıldırım'ın sen hiç tacize uğradın mı sorusuna gülümseyerek suç duyurusuyla yanıt verdi. Bir başka duruşmada Yıldırım artık bütün köy aleyhinde tanıklık yaptığında gülümsedi. Hakim anında zapta geçti, gülümsediğini kayıt altına aldı. Bütün yargılama sonunda hakkında hiçbir ceza indirimi yapılmayarak müebbet hapse mahkum edildi. Yargıtay, kamuoyundan gelen ısrarlı taleplere, ısrarlı takibe, Yıldırım'ın suçsuzluğunu anlatmaya çalışan hak savunucularına rağmen cezasını onadı. Aslında kravat taksaydı, mahkemede bir kadının namusundan değil bir erkeğin namusundan söz etseydi ya da bu kişiyi öldüren kişi Yıldırım'ın kocası olsaydı dava farklı sonuçlanacaktı. Bunu yargı pratiklerinden biliyoruz. Sonuç olarak Yargıtay'ın onamasından sonra Yıldırım müebbet hapis yatacak. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı var ama bunun da neyi değiştireceğini, dosyasının ne zaman görülebileceğini yine yargı pratiklerinden biliyoruz. Geride bıraktığımız hafta Türkiye açısından çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Hepimiz 2000'li yılları, 90'lı yılların sonunu, 2000'li yılların başını ve Hizbullah vahşetini anımsıyoruz. Domuz bağı yapılmış cesetleri, asitle öldürülmüş, işkence edilmiş insanları ve bu dönemde ardı ardına Hüseyin Velioğlu'nun örgütün lideri tutuklanmasından sonra yapılan baskınları, ardı ardına yapılan operasyonlarda tutuklanan Hizbullah üyelerini biliyoruz. 2011'de Hizbullah'ın lider kadrosu 10 yıldır davaları sonuçlandırılmadığı için, Yargıtay dosyayı önünde tuttuğu için serbest bırakıldı. Çok büyük bir bölümü kaçtı ve hala örgütü yönetiyor. 2019'a geldiğimizde ise şunu gördük. Anayasa Mahkemesi geçen yıl bir karar vermişti. Bu pilot kararı alan, aslında kendileriyle de çok doğrudan ilgili olmayan askeri hakimlerin DGM heyetinde bulunmasıyla ilgili kararı alan Hizbullah üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanında mahkemelere başvurmuştu. Mahkemeler de evet haklısınız bu hakkınızdaki hükmü kaldırır diyerek Hizbullah üyelerinin tutukluluk, hükümlülük halini sonlandırdı ve hepsini cezaevinden salıverdi. Toplam sayının 100'ü çok aştığı söyleniyor. Net sayıyı bilmek mümkün değil. Ancak işin enteresan yanı şu ki Hizbullah üyelerine uygulanan bu karar diğer örgütlerin üyelerine uygulanmadı. PKK'lılar, DHKPC'liler aynı kararla başvurular yaptılar ancak serbest kalamadılar. Hizbullah üyelerinin serbest kaldıktan sonra tıpkı 2011'deki lider kadrosu gibi çok büyük bir bölümün yurt dışına kaçtığı sanılıyor. Bu nereden çıktı? Hizbullahçılar nasıl serbest kaldı? Bütün bir örgütün ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmiş hükümlüleri nasıl bırakıldı? Anlamak çok mümkün değil. Çünkü TCK'ya göre ağırlaştırılmış müebbeti terörle ilgili bir maddeden almışsanız ömür boyu hapis yatmanız gerekiyor. Şöyle bir gerçek var karşımızda, artık o büyük vahşet diye bize sunulan, o vahşeti gerçekleştirenlerin neredeyse tamamı serbest. Geride bıraktığımız hafta bir başka önemli başlık elbette İstanbul seçimiyle ilgili YSK'nın gerekçeli kararıydı. YSK 31 Mart'taki seçimin gerekçeli kararını ancak biz Mayıs'ın sonuna geldiğimizde açıklayabildi. 250 sayfalık kararın aslında çok büyük bir bölümü, yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulundan bu itirazlarla ilgili gelen belgeler vesaire. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde mühürsüz oy pusulaları ani bir kararla asıl kabul edilmişti YSK tarafından. Yani mühürsüz de olsa oy pusulalarının sayılacağı söylenmişti.
aynı 7 üye, bugün bu oyu kullanan 7 üye, o zaman seçmen iradesinin asıl olduğunu, şekle bakmamak gerektiğini söylemişti. Şimdi ise 7 üye diyor ki seçim hukuku bir şekil hukukudur. Doğal olarak sandık kurulu üyelerinin kamu görevlisi olması zorunludur. Biz şekil hukukuna bakmalıyız. Seçmen iradesinin önemi yoktur. İstanbul seçim bu nedenle iptal edilmelidir. İşin püf noktası buradaki, muhalif üyeler de bunu vurguluyorlar. Ancak muhalif üyelerin ne dediğinin bu saatten sonra çok da bir önemi kalmıyor. Umarım önümüzdeki hafta hak ihlallerinin olmadığı, konuşulmadığı bir hafta olur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.